Yapılan bir araştırmaya göre güzel, ağır bir battaniye insanı uyurken sakinleştirebiliyormuş. Sanki biri sizi sarılarak rahatlatıyor gibi hissettiriyormuş. İşte bu his sinirlerinizi yatıştırır. Bu sayede rahatlar ve uykuya daha çabuk dalarsınız. En doğrusuysa vücut ağırlığınızın %10'u kadar olan bir battaniye kullanmaktır. Üstünüzdeki örtülerin ağırlığıyla rahat ve sıcacık bir şekilde yatarken vücudunuz size kendinizi iyi hissettiren kimyasallar salgılar. Bu kimyasallar beyninize "Her şey yolunda, artık rahatlayabilirsin" mesajını gönderir. Kucaklaşınca, sarılınca ve hatta evcil hayvanınızı sevince de aynı şey olur. Tüm bu hareketler kaslarınızı rahatlatır ve sinirlerinizi yatıştırır. Hatta atalarımızın da battaniyeleri vardı. Gerçi bunlar bizimkilerden biraz farklıydı ve bir kalkan görevi görüyordu. Öyle battaniyeler insanları yağmurdan, kızgın güneşten, soğuktan ve hatta etrafta dolaşarak ağızlarına layık yiyecekler arayan vahşi hayvanlardan bile koruyordu. İşte zihninizin battaniyeleri güvenlik olarak algılamasının nedeni de bu. Ancak oda çok sıcak ya da çok soğuksa uykuya dalamayabilirsiniz. Sızıp kalsanız bile büyük olasılıkla kabus görürsünüz. Rahat bir uyku için en iyi sıcaklıksa 15 ila 19 arasında bir derecedir. Hayatımızın yaklaşık 3'te 1'ini uyuyarak geçiriyoruz. Ortalama bir insan için bu tam 25 yıl demektir. Bu sürece tavanı seyrederek uyumaya çalışma kısmı da dahildir. Ve bu tam 7 yıldır. Sonra 6 yılımız da rüya görmekle geçer. Uykuya dalamıyorsanız bunu başarana kadar yatakta kalsanız iyi olur. Şey, aslında bu bir efsane. Uzmanlar yatakta 20 dakikadan fazla dönüp durmanın bir anlamı olmadığını söylüyor. Bu sadece sizi daha fazla hüsrana uğratır. O yüzden yataktan çıkın ve yapabileceğiniz rahatlatıcı etkinlikler bulun. Ancak bu sırada telefonunuzu kullanmayın, televizyon seyretmeyin veya elektronik aletlerle uğraşmayın. Çünkü bu cihazlar mavi ışık yayar. Bu ışık da beyninizin "Yaşasın, hadi dışarı çıkalım, sabah olmuş" diye düşünmesine neden olur. Uzak durmanız gereken bir başka şey de erteleme düğmesidir. 15 dakikalık uykuya çaresizce ihtiyacınız olduğunu hissedebilirsiniz. Ancak erteleme tuşuna basarsanız beyninize "Uykuya geri dönebilirsin" mesajı göndermiş olursunuz. Beyniniz bundan mutlu olur ve uyku döngüsünün çeşitli aşamalarından tekrar geçmeye başlar. Derken 5 dakika sonra alarm yine çalar. Erteleme düğmesini kullanmak çoğu zaman erteleme maratonuna başlamadan önce hissettiğinizden daha yorgun uyanmanıza neden olur. Tam uykuya dalacakken vücudunuz aniden istemsiz bir kasılma hareketi yapar. Bu sanki merdivenlerden inerken yanlışlıkla bir basamağa atlamışsınız gibi hissettirir. Bunun olmasının nedeni beyninizin kaslarınıza uyarı sinyali göndermesidir. Ancak bunun sebebinin ne olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Uykuyu isteyerek erteleyen başka bir memeli hayvan yoktur. Bunu sadece insanlar yapar. Vücudunuzu daha az uyumaya alıştıramazsınız. Uykunuzu iyi almadığınız 1-2 geceden sonra kendinizi gün içinde daha yorgun hissedersiniz. Fakat bu ritme alışabilirsiniz. Lakin bu, vücudunuzun işlevlerini iyi dinlendiği zaman olduğu gibi yerine getireceği anlamına gelmez. Uyurken beyniniz kaslarınızı sanki felç eder. Bu şekilde bir şeyin sizi kovaladığı kötü bir rüya gördüğünüz zaman kalkıp etrafta koşmaya başlamazsınız. Ancak beyniniz göz kaslarınızı kapatmaz. Uykunuzun en derin aşamalarında gözlerinizin oynamasının nedeni işte budur. Kaslarınız henüz çalışmaya başlamamışken beyniniz uyanabilir. İşte o zaman kendinizi uyku felci denen durumda bulursunuz. Bu oldukça korkutucu bir şeydir. Çünkü o sırada neyin rüya, neyin gerçeklik olduğunu anlamakta zorlanırsınız. Başka bir efsaneye göre uykunuzu gereken miktarda aldıktan sonra gece 11'de ya da sabah 4'te yatmanız fark etmez. Oysa sirkadiyen ritim diye bir şey var. Bu doğaya, özellikle de gün ışığına senkronize olan iç saatinizdir. Bu saatte uyanırsanız gün boyunca daha enerjik olursunuz. Kendinizi gece vakti daha rahatlamış, yorgun ve dinlenmeye hazır hissedersiniz. Uykudan en çok verimi bu şekilde alabilirsiniz. Bütün gece boyunca uyumaz ve çalışırsanız uzun süreli hafızanızı değil sadece kısa süreli hafızanızı devreye sokabilirsiniz. Yeni şeyleri yeteri kadar iyi hatırlayamamanızın nedeni işte budur. Kusursuz şekerleme 20 ila 30 dakika sürmelidir. Tam olarak söylemek gerekirse bunun süresi 26 dakika olmalıdır. Ruh halinizi iyileştirebilir, enerjinizi bir fincan kahveden daha iyi arttırır, dikkat aralarınızı yükseltir ve hafızanızı iyileştirir. Çok uzun olmadığı vakit gece uykunuzu da bozmaz. Şekerleme yapmak gün içinde size yardımcı olsa da gece uykusunun eksikliğini telafi etmez. Kısa bir süre kestirmeyle vücudunuzun uykunun çeşitli aşamalarından geçmeye vakti olmaz. Oysa bu aşamalardan geçmek kaliteli bir uyku için elzemdir. Gününüzü çok verimli geçirmezseniz uyku sorunlarınız artar. En yorgun olduğunuz saatler 2 ve öğleden sonra 14'tür. O yüzden öğle yemeğinden sonra şöyle güzel bir şekerleme yapmak veya bir fincan kahve içmek iyi gider. Pazartesi sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız büyük olasılıkla sosyal jet lag denen bir sorun yaşıyorsunuzdur. Sosyal jet lag, insanların daha geç yattığı ve daha çok uyuduğu hafta sonları yüzünden yaşanır. Bu durum normal programınıza dönmenizi güçleştirir.
Rüya görürken beyniniz kendi kendine yeni yüzler yaratmaz. Siz suratlarını hatırlamıyor olsanız bile rüyalarınızda hep hayatınız boyunca karşılaştığınız gerçek insanları görürsünüz. İlk yastık yaklaşık olarak 9000 yıl önce ortaya çıktı. Taştan yapıldıkları için pek rahat değillerdi. Yastık o zamanlar zenginliğin sembolüydü. Ne kadar çok yastığınız varsa o kadar varlıklı sayılırdınız. Uykuya dalamadığınız zaman koyunları sayma yöntemi 150 yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. Ancak bilim insanları bu yöntemin sanıldığı kadar etkili olmadığını söylüyorlar. Güzel, sakinleştirici manzaralar hayal etmenin çok daha fazla işe yarayan bir yöntem olduğunu belirtiyorlar. İş yerinde geçirdiğiniz kötü bir gün. Yetişmesi gereken işler, faturalar, arkadaşlarınızla yaptığınız tartışmalar. Uyumak tüm bunları beyninizden temizlemenizi ve ertesi güne tam manasıyla temiz bir başlangıç yapmanızı sağlar. Bilim insanları uyuduğunuz zaman beyninizin çöpü temizlediğini ve yeni şeylere yer açtığını keşfettiler. En az yaygın olan uyku pozisyonu deniz yıldızı pozisyonudur. Yani sırt üstü yatıp kollarımızı başımızın yukarısına uzattığımız ve bacakları iki yana açtığımız yatış şeklinden bahsediyorum. En sağlıklı uyku pozisyonu ise sırt üstü düz yatmaktır. Bu omurganızın, boynunuzun ve başınızın nötr bir pozisyonda herhangi bir gerilim hissetmeden dinlenmesini sağlar. Arkadaşlarınız konuşurken veya pencereden trafik sesi gibi bir gürültü gelirken de uyuyabilirsiniz. Bunun mümkün olmasının sebebi beyninizin zararsız görünenleri seçmek için tüm o gürültüyü filtrelemesidir. Böylece durup dururken uyanmak zorunda kalmazsınız. İnsanların %75'i renkli rüya görür. Gerçi renkli televizyonlar ortaya çıkmadan önce bunu insanların sadece %15'i yapabiliyor. Araştırmacılar dolunaydan önceki gecelerde daha az uyuduğumuzu keşfettiler. Ancak yine de ayın uyku düzenimizi nasıl etkilediği tam olarak bilinmiyor. Şimdi de bazı hayvanların nasıl uyuduğuna bakalım. Susamurları yemek yerken, yüzerken ve uyurken el ele tutuşur. Bunu birbirlerini korumak ve sürüklenerek gruptan uzaklaşmamak için yaparlar. Ördekler tek gözü açıkken uyuyabilir. Birkaç ördek yan yana dizilip uyurken kenardaki ördekler herhangi bir tehlikenin yaklaşmasına karşı bir gözlerini açık tutar. Ortadaki ördekler arkadaşlarının nöbette olduğunu bildikleri için iki gözlerini de kapatabilir. Kediler yaşamlarının 2/3'ünü uyuyarak geçirir. Deniz aygırları istedikleri her yerde uykuya dalabilen memelilerdir. Bunu bayağı tuhaf durumlarda bile yapabilirler. Mesela okyanusun zeminine uzanıp uyuyabilirler. Ayakta dikilirken veya bir şeye dayanarak ya da yüzerken de iyi bir uyku çekebilirler. Bazılarının dişleri buz kütlelerine batmış halde uyurken bile görüldüğü oldu. Bu hayvanlar karada tek seferde neredeyse 24 saat boyunca uyuyabilir. Ancak tam 84 saatle uyanık kalma rekoru kıran da yine bu hayvanlardır. Filler, develer, zürafalar, atlar, zebralar ve bazı kuşlar ayakta dururken uyur. Bacaklarını nasıl kilitleyeceklerini bildikleri için kaslarını kontrol etmeleri gerekmez. Bu onların herhangi bir durumda kaçabilmelerine olanak verir. Bu sayede ayağa kalkmak için zaman kaybetmek zorunda kalmazlar. Ancak yine de daha iri olanların derin bir uyku çekebilmek için uzanması gerekir. Ahtapotlar uykunun hızlı göz hareketi aşamasındayken renk değiştirir. Bu hayvanlar yattıkları zaman hareketsizleşir ve gözlerini kısar. Her 15 dakikada bir 8 kolları seyirir ve anlık renk değiştirirler. Bilim insanları ahtapotların etrafta tehlike olup olmadığına bakmak için uyandığını düşünüyorlardı. Fakat artık bunun REM uykusundan geçme yöntemleri olduğuna inanıyorlar. Bu da ahtapotların rüya görebileceği anlamına geliyor. Tatlı rüyalar.